sınırlarını aşabilen tek canlı biziz bildiğimiz kadarıyla. Yani zürafa öyle bir gün durup da yok abi böyle ömür geçmiyor. Ben büyük şehre taşınacağım falan diye bir şey demiyor. Bir tek bunu biz yapıyoruz. Ve sınırlarını aşabilme özelliği olan tek canlı olarak rehberliğe de muhtaç olan tek canlıyız. Bunu tekrar hatırlayalım. Ne yönde açacağım ben bu sınırları? Yani şimdi gidip mesela şurayı ateşe versem sınırları açtım işte. Ama bu iyi bir şey mi? Bu yapmam gereken bir şey mi? Hadi gelin acık onu konuşalım. Bir mikrofon alalım efendim buraya. Merhaba. Merhaba. Ee, Tülay ben. Tülay hoş Bu e, sınırlarımın içerisinde olduğumda evet konfor alanım da rahatım. Güzel. Kimse bana dokunmasın. Fakat e, şöyle bir şey de oluyor. Ben başkalarının sınırlarını aştığı hikayeleri duyduğum zaman <laughs> e, motive oluyorum ve ben de sınırlarımı aşma e, motivesiyle e, hareket etme durumunda kalıyorum. E, dolayısıyla bunun da biyolojik bir karşılığı vardır. Değil mi? Nefis. Şimdi bize zaten sınırlarımızı aşma konusunda ilham verenler hep başka insanlar oluyor. Fakat burada da şöyle bir kolaycılığa tutulabiliyoruz, yakalanabiliyoruz. O böyle yapmış ben de aynısını yapayım. Bu nadiren çalışıyor. Ama dediğiniz gibi olursa yani okuduğunuz biri vay arkadaş insan böyle de yapabiliyormuş deyip sizin kendi özünüzde gerçekten çok istediğiniz bir şeye niyetlenmenizi sağlıyorsa ya öyle yaptıysa ben de bunu yaparım dedirtebiliyorsa sizi kendi yolculuğunuza çıkarabiliyorsa o zaman çok kıymetli. Ama biz her şeyi hazır almaya alıştık ya. Mesela şeyi çok seviyoruz. O maddede mutluluk. Değil mi? 8 maddede başarı. İşte bilmemlerin 3 adımı. 10 adımda 11 adım. Çok seviyoruz böyle şeyleri. Niye? Düşünmeye gerek yok. Zorlama, bana ver formülü. Şey bile öyleymiş. Hazır yemek alışkanlığı gibi yani. Siz bilmiyorsunuz ki orada mutfakta ne oluyor falan ama paketli güzel cicili bir şey gelince hoşumuza gidiyor. Güp güp yutuyoruz. Ama bir de evde kendin hazırladığın bir yemeğin değil mi? O neşesi, neşvesi, onun ritüeli, o bambaşka bir hikaye. Dolayısıyla esas geliştirecek olan şey o tarz ilhamlarda. Evet herkes bir şey yapmış ama orada tek görmemiz gereken şey bence insan sınırlarını aştığı zaman hayatı kağıda dökülüyor. Biyografisi yazılıyor. <laughs> Ve biz de onu okuyoruz. Dolayısıyla yarın bir gün hani yazılacak bir şeyimiz olsun istiyorsak onun bunun dediğini yaparak biyografisi yazılmış insan görülmemiş. Biz kendi sınırımızı biraz zorlayacağız. <laughs> ne oldu orada bir yo yoğun söz var. Buyurun bir, bir mikrofon alalım. Hocam şimdi ben sınırları aşmadığım zaman ve konfor alanında olduğum zaman huzursuz oluyorum. Ciddi bir sıkıntı yaşıyorum, bunalıma giriyorum. Yani sürekli sınırımı aşmam lazım. Ee, Aha. Beklentimi yüksek tutmam lazım, istediğimi yapmam lazım. Risk almayı seviyorum, imkansız diye bir şey kabullenmiyorum. Yani bu da beni zora sokuyor. Stres oluyor yani. Nasıl i̇şte aşacağımı da bilmiyorum. Muhtemelen bu da bir mi? başka konfor alanını çok güzel tarif ettiniz. Bazısı da oturduğu yerde oturamaz. Evet. Devamlı hareket halinde, devamlı yeni bir şeylerle uğraşmak. Çünkü mesela bakınız yıllar evvel bir arkadaşım bana böyle benimle ilgili psikolojik analiz yaparken dedi ki abi sen çok güzel böyle oradan oraya uçuyorsun, kaçıyorsun falan filan ama dedi senin dedi işte benim kişilik tipliğim falan anlattı, bir şeyler yaptı. Senin dedi imtihanın sebatla alakalı. Sen dedi bir işte sabit kadem, sebatla, kararlılıkla ilerleme konusunda sıkılıyorsun ve hemen kaçıyorsun dedi. O yüzden yeni bir şeyler atlıyorsun. Bir şeyde sebat etsen çok süper. O zaman fark ettim ki sabit durmak benim esas konfor alandan çıkışımmış. Sabit durduğum ve zorladığım zaman bir şeyleri yapabilirmişim. Açık beyin böyle oldu işte. Dedim ki ben bunu zorlayacağım. Ben bunu zorlayacağım. Ben bunu sıkılsam da, yorulsam da bu esas işim bu olacak. Merkezde bu olacak dedim. Bütün her şeyi kenara ittiğimde çok zor geldi. Ama işte bu hani bazı insanı dışarıdan görünce dediniz ya ilham geliyor. Belki o arkadaşlarım birçoğu kaçıyordu bir şeylerden. Hop 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 zıplıyordu ama bazımız için bunun tam tersi geçerli olabilir. Bence sen bunu bir dene.